İlk başta yemin edeceksin. Kabul töreninden sonra seçim yapılacak. Bugün baron seçilecek. Ben buraya Mehmet Karahanlı ile ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Burada birlikte yürüdüğümüz ilk anı. Buraya gideceğimi biliyor muydun? Evet. Ama ben Karahanlı varken burada olmanı ve onu nasıl yönettiğini görmeni isterdim. Daha yolumuz çok uzun. Beraber çok şey göreceğiz. Polat Alemdar'ın gözü kapalı girmesine gerek görmedim. Yemin törenine başlayabiliriz. Artık yedi kardeşiz. Baronumuzu seçebiliriz. Ben geçen toplantıda adaylıktan çekildiğimi açıkladım. Eğer kardeşlerim beni bu göreve layık görürlerse adaylığı üstlenebilirim. Bunun haricinde kendi talebim yoktur. Kılıç kardeş de adaylarımızdan biriydi. Kılıç kardeşin sözünü keseceğim. Ama eminim beni mazur görecektir. Hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz. Her gün Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz. Bazılarımız bu köprüden aşağı yuvarlandı. Bazılarımız yuvarlanmak üzere. Başımıza geçmek için çok talipliler çıktı aramızdan. Ama kanaatimce herkes bu süreçte yaralandı. Bundan sonra yaralanmaya dayanacak gücümüz yok. Ya birlik olacağız ya birlikte yok olacağız. Halil İbrahim Bey çok güzel tespit etti durumumuzu. Hepimizin istediği bizi bir arada tutup ileriye götürecek bir baron.
Dün burada hep birlikte bir kıvanç yaşadık. Polat Alemdar'ın aramıza katılması için oy birliğiyle karar verirken hepimizin yüzünde mutluluk ifadesi vardı. Eğer kendisi de kabul ederse bizim başımız, baronumuz Polat Alemdar'dır. Canı gönülden destekliyorum. Ben bu ateşten gömleği giymeye talip olduğumda tek amacım vardı. Sayın Karahanlı'nın en yakınındaki olarak onun gittiği yolda bizleri ileriye taşımaktı. Ama kardeşlerimden duyduğum sözler beni rahatlattığı gibi mutlu etti. Rahatladım çünkü bu zor sorumluluktan kurtuldum. Sevindim çünkü Polat Alemdar bu sorumluluğu hepimizin desteğiyle ve layığı veçiyle taşıyacaktır. Adaylık için üç kardeşimiz sizi önerdi Polat Alemdar. Ne diyorsunuz? Öncelikle bana gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim. Ben bugüne kadar hiçbir şeye talip olmadım. Ama hiçbir sorumluluğu yüklenmekten de kaçmadım. Eğer sizler oy birliğiyle hepiniz kardeşlerim olarak beni seçerseniz bu görevi üstlenmekten şeref duyarım. Kardeşlerimizden birinin karşı çıkması ya da çekimser kalması durumundaysa böyle bir görevi kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Ben geçen toplantılarımızda da ifade ettim. Üç oyu alan adaydan yana oyumu kullanacağımı söylemiştim. Bu takdirde ben de sizin baronumuz olmanızı öneriyorum. Kabul edenler? Ben bugüne kadar kendim için bir şey istemedim. Ve görüyorum ki bugün herkes benim gibi bizim için en iyisini istiyor. Yüce Baronumuzu makamına davet ediyoruz. Ben Polat Alemdar. Konsey yasalarına bağlı kalıp adalet ve kardeşlik üzerine hükmedeceğime yemin ederim.
İki şey üstüne yemin ettim. Adalet ve kardeşlik. İçinize en yeni katılan ve en genç kardeşiniz benim. Eğer adalet, eşitlik olsaydı ben baron olamazdım. Adalet, insanlara layıkıyla hükmetmektir. Bu liyakati kardeşlik belirleyecektir. Kardeşlerim kardeşlerine nasıl davranıyorlarsa, ben de kardeşlerim arasındaki adaleti öyle belirleyeceğim. Kardeşlik, değer verdiğin insanların sözüne saygı duyup, onu dinlemek ve değerlendirmektir. Adaletse, bu fikir ve değerlerin sonucunda hükmetmektir. Ama bildiği ve inandığı şekilde hükmetmektir. Lider, ona itaat edilmesini bekler. Bu onun hakkıdır. Kardeşlik cesarettir. Kardeşlik inanmaktır. Kardeşlik güvenmektir. Kardeşlik paylaşmaktır. Kardeşlik savunmaktır. Kardeşlik sadakattir. Benden büyük beklentileriniz olduğunu biliyorum. Herkesin beklentileri üzerine ben intikam duygularıyla hükmetmeye başlamayacağım. Burada geçmişi konuşmayacağım. Geçmişin hesaplarını gütmeyeceğim. Geçmişe saplanıp kalmayacağım. Ama geçmişi de unutmayacağım. Bizi yok etmek isteyen düşmanlarımızın sayısı çok. Düşmanlarımızı azaltmak ve yok etmek için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Düşmanlarımızdan biri artık yok. Kirve. İçimizde dengeler kurmaya kalktı. Gücümüzü parçalamaya çalıştı. Kısmen başarılı da oldu. Bugün aramızda Hüsreva ve Lazia bu nedenle yok. Bütün bunların neticesinde Kirve layık olduğu cezaya çarptırıldı. Bunu duyduğumuza çok sevindik. Düşmanın görüneni değil, görünmezi, gizli olanı tehlikelidir. Siz bunlardan birini yok ettiniz. Tahmin ediyorum, sırada İbrahim Ağaskalı var. Onun düşmanlığı apaçık ortadadır. Ve bizlere çok zarar vermiştir. Ayrıca Sayın Karahanlı'nın son arzusudur. İbrahim Ağızkalı ve Ruslar bütün kadrolarıyla bizim işlerimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz birbirimize düşünce onlar da kervan alıp yürüttüler. Bir dünya yol kat ettiler. Öyle büyük paraları var ki satın alamayacakları kimse yok. Her işe giriyorlar.
Nerede azıcık para varsa hemen oradalar. Spor, turizm, borsa, enerji kaynakları, özelleştirmeler. Biliyorum. Benim için dikkate değer bir unsur. İbrahim Ağızkalı. Samuel kardeşimiz bana ve Sayın Karahanlı'ya bu konuda haklı uyarılarda bulunmuştu. Teşekkür ederim. Gorbaçov'dan sonra Yeltsin'le birlikte Rusya'da çok sayıda genç zengin yarattık. Müttefiklerimizle birlikte. Ama Putin bu durumu alt üst etti. Adamlar yurt dışına kaçtı. Bir kısmını içeri attı. Putin zihniyeti son 2-3 yılda Türkiye'de hızla ilerledi. Bu bizim için en büyük, en azılı düşmandır. Ben düşmanlarımızın kim olduğunu çok iyi biliyorum. İbrahim Ağızkalı bizden gereken cevabı alacaktır. Bazı alanlarda boşluklarımız var. Kimin hangi görevi üstleneceğinin net olarak belli olması lazım. Buna hepinizle ayrı ayrı görüştükten sonra karar vereceğim. Sizlerden briefing alacağım. İşleyişe ancak böyle tamamıyla hakim olabilirim. Burada ne kadar konuşsak da sizin bana sunacağınız bilgi ve birikim olmadan bu konuştuklarımız çok bir şey ifade etmeyecek. Sizlere tek tek, ayrı ayrı toplantı günümüzü haber vereceğim. O zamana kadar mümkün olan tüm hazırlığınızı yapmanızı ve o sürede kardeşlerimizin boşluk döneminde olduğu gibi kimseyle kendi başına temas kurup konsey adına girişimlerde bulunmamasını rica ediyorum. Gel bakalım aslanım. Beklemiyordum seni. Uzun bir süre bir daha fırsat bulamayacağımı düşündüğüm için yanınıza gelmek istedim. Hayırdır? Beni baron seçtiler. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Kılıç olur diye düşünmüştüm. Şartlar öyle gerekti. Allah Allah. Samuel baron olamadıysa ne diye karısını başka biriyle yatağa soktu? İşte onu konuşmaya geldim. Planı Karahanlı ölmeden önce kurdu. Karısıyla zamparasını ondan önce temas ettirdi. Planı mükemmeldi. Aynı gece herkesi temizleyecekti. Ama Laz Ziya'nın fevri davranmaması ve aklı her şeyi alt üst etti. Laz Ziya'yı hesaplayamadı desem orası muhakkak da... yine birileri adına hesap yapan Samuel'in bu hesapsızlığı yapmasını anlayamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi Polat? Bence bu işin içinde de onların parmağı var. Neden Samuel'in üstünü çizip benim koltuğa oturmamı sağladılar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce benimle mi başlıyorsun? Evet. Samuel? En son onunla görüşeceğim. Nasıl istersen. Dün biraz hazırlandım bunun için. Unuttuğum ne kadar çok şey varmış, ne kadar çok kural, ritüel, tören, insan, ilişki, denge varmış. Gözümü korkutmayın. Bir gün korktuğunu görmeyi isterim açıkçası. Önce kravatla başlamak lazım.
İşte korktum. Emrimizde çalışan çeteler var. Özellikle büyük şehirlerdeki suç örgütlerine hakimiz. Listesini sana veriyorum. Mehmet Karahanlı'nın bu listedeki hiçbir kişiyle bizzat teması olmamıştır. Temasları ben ya da testere sağlıyorduk. Bundan sonra da istersen ben takip etmeye devam edebilirim. Ne kadarlık payı var konsey bütçesinde? Lokal işlerde dönen para yılda 1,5 milyar dolar civarında. Lokal işlerde en büyük pay ise şantajla haraçtan gelir. Mesele sokaktaki gücün kontrol altında olmasıdır. Konsey için bu gücün sağladığı para önemli bir para değildir. Özellikle senin baronluğun döneminde bu güç %100 kontrolümüz altına girecektir. Güzel. Konsey üyelerinin ve Sayın Karahanlı'nın güvenliğiyle bizzat ben ilgilenirdim. Onu benim adamlarım devralacak. Bu dosyada konseyin koruması altında olan kişilerin listesi var. Herkesin en özel ilişkilerine kadar bilgiler detaylarıyla mevcut. Ben dahil. Yalnız bu konuda bir çekincem var. Nedir? Senin ekiplerin bizzat bu güvenlik işini devralacaklarsa bunda sıkıntılar çıkacaktır. Ne gibi? Ekiplerin profesyonel değil. Sokaktan ve içeriden gelmiş kişiler. Korunanlar arasında rahatsızlığa yol açacaktır. Benim ekiplerim çabuk öğrenir. Tanımadığım insanların tanıdığım insanları korumasına güvenmem. Özellikle konsey mekanının güvenliğinin tüm kontrolü Memati'nin elinde olacak. Bunu sağlayın lütfen. Nasıl istersen. Türkiye'de tanıman gereken, bilmen gereken en önemlilerin listesi var dosyada. İş adamları, siyasetçiler, medya, bürokratlar, sanatçılar, herkes. Dosyada herkesin en özel bilgileri var. Bu dosya senin baronluğunu tescilleyecektir. Kim neyle ilgileniyor? Kimin zaafı vardır? Hangi iş adamı hangi sanatçıyla birliktedir? Hangi bürokratın arkasında hangi siyasetçi var? Kim ne marka pro kullanır? Kimin at merakı var? Kim antikaya düşkündür? Kim eşcinseldir? Kimin gayrimeşru çocuğu var? Bu dosya kaç milyar dolar? Paha biçilmez. Bu insanlarla aynı dili konuşmam için benim hiçbir şey yapmayıp oradan oraya gezmem lazım. Bu bana göre değil. Zaman kaybı. Sen kapalı bir kapının ardında istersen dünyayı idare et ama eğer bu ülkeyi idare eden 300 aileye nüfuz etmezsen gücünün etkisini göremezsin. Mehmet Karahanlı'nın özel bir danışmanı vardı. Bugünkü dille yaşam koçu. Neredeyse sosyal olan her şeyini o belirleyecek. Yaşam koçu sana hangi terziyi, hangi manikürcüyü, hangi kuaförü, hangi masajcıyı, hangi diyetisyeni,
hangi aşçıyı kullanacağını söyleyecek. İmaj önemlidir. Armani, Valentino, Ferre, Bijan gibi markalar giyilmeli. Ya da özel terziye, özel kumaşlarla diktirilmelidir. Terzi Fransa'dan gelecek, kumaşlar da İtalya'dan. Saat Frank Müller olmalı. Ayakkabılar el yapımı İtalyan olmalı. Yurt dışına çıkıldığında belli otellerde kalınacak. Paris Plaza Athena, Londra Dorchester, New York Plaza, Amsterdam Blacks gibi. Sağlık ve bakım için Fransa, İskoçya ve Almanya'daki özel butik sağlık merkezlerine gidilecek. Antika toplaman ya da resim koleksiyonu yapman gerekecek. Müzayedelerde az da olsa gözükmek iyidir. Yaşam koçun sana hangi müzayedelere katılacağını bildirecektir. Evini değiştirmen gerekecek. Tabii güvenliğine sen karar vereceksin. Ama çok güzel olmalı ve hemen davet ver. Bir üniversiteden fahri doktorluk ayarlamamız gerekecek. Bu töreni basına da muhakkak duyuracağız. Cübbeli kıyafetleriniz etkili olacaktır. Tenis kulübü falan artık çok demode. Ünlü iş adamlarıyla birlikte görüneceğiniz yardım kuruluşları kurmanız gerekecek. Okul, hastane yaptırmak çok iyi olur. Halk seni Robin Hood olarak bilmeli. En güzel tarafı buymuş. Zenginden alıp fakire vermek. Tabii ki bu büyük bir yalan. Zenginden alıp fakire veriyor görüneceğiz ki daha zengin olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yolladığınız prolar için teşekkür ederim. Çok özel bir sipariş verdim. Asıl onlara bayılacaksınız. Çok naziksiniz. Umarım benim anlatacaklarım da Kılıç'ın anlattıkları kadar yararlı olur. Dinliyorum. Bu milletin hafızası zayıftır. Belki basında önce birkaç çatlak ses çıkacaktır ama bu birkaç yıl sonra sizin Türkiye'nin en önemli iş adamı, en büyük vergi rekortmeni, en büyük gücü olmanız için sadece basamak teşkil edecektir. Konseyin legal tarafı biziz. Ama en acımasız tarafı da biziz. Diğerleri baktığınızda bireyleri etkiler. Ama bizim aldığımız kararlar toplumu etkiler. Özellikle hukukta her türlü tasarrufu lehimize çevirecek gücümüz var. Bu dosyada apaçık göreceksiniz. İstanbul ne kadar yukarıdaysa Ankara o kadar derindedir. Devletin kendisi bizzat derindir. Hükümetler yürütmeyi yürütürler ama iktidar bilfiil devletin elindedir. Derin devlet diye bir şey yoktur. Devlet derin olduğu kadar devlettir ve o nispetle güçlüdür. Devletin hangi noktalarıyla temasımız var? Her noktasıyla. Ama bizim asıl işimiz gerçek iktidar sahipleriyle, devleti, hükümeti, toplumu etkileyen baskı grupları vardır. O baskı grupları bizzat biziz.
Nasıl yani? Örneğin biz bir şey isteriz. Ankara bunu yapmakta zorlanır yahut gecikir. Anında Samuel devreye girer. Özellikle borsa yoluyla öyle manipülasyonlar yapar ki ekonominin beli kırılacak noktaya gelir. Ve Ankara isteklerimizi yerine getirir. Tabii ki faiziyle birlikte. 2001 krizinde olduğu gibi mi? Aynen öyle. Peki Cumhurbaşkanı anayasa kitapçığını fırlatmasaydı ne yapacaktınız? Başka bir şey bulunurdu. Başbakan öksürdü, nezle oldu, tansiyonu düştü çıktı. İş ki siz zemini hazırlayın. Borsadan parayı çekmek bir tek saniye. 2 sene öncesine kadar ekonomik gücümüzü çok daha iyi kullanıyorduk Ankara üzerinde. Ama maalesef Sayın Karahanlı özellikle tezkereyle birlikte büyük bir nüfuz zafiyetine uğradı. Müsaade ederseniz bundan sonra Ankara ile temasları bizzat ben yürütmek istiyorum. Benim için uygun. Temaslarınızı ve değerlendirmelerinizi dinlemek isterim. Tabii. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada yerel yargının gücü sıradan vatandaşlarla sınırlı. Uluslararası sermaye, uluslararası kuruluşlar için yargı çevresinden biriyle temasa girmek zaman kaybı. Tahkim? Evet. Artık kimse Türkiye'de risk almıyor. Biz de dahil. Uluslararası hukuk şirketleriyle anlaşıp meselelerimizi tahkime götürüyoruz. Tabii ki tahkimde kazanmanın yolu gücünüz. Hangi hukuk firmasıyla çalışıyorsunuz? Hangi uluslararası avukatlarla golf oynuyorsunuz? Lahey'de, Brüksel'de hangi hakimlerle ilişkiniz var? Bu önemli. Burada liste var. Evet. Özellikle Avrupa'da çok güçlüyüz. Türkiye niye bizim kadar bile güçlü değil? Çünkü biz dünyayı tanıyoruz. Türkiye tanımıyor. Türkiye sorunlarını kendi içinde çözme derdinde. Ve kimsenin karışmasını istemiyor. Bizse sorunların ne olursa olsun çözümünden yanayız. Bunun gereklerini yaparız. Bu tabloya göre kamuoyunda beni mafya babalığından baronluğa nasıl taşıyacaksınız? Bunun bir kısmını Kılıç anlatmıştır. Ama en önemlisi siz yabancı sermayeyi Türkiye'ye getireceksiniz. Bu nasıl mümkün? Yabancı sermaye denilen şey bizden başkası değil. İllegal paramızı legalize edip yabancı yatırımcılar adı altında Türkiye'ye sokuyoruz. Çünkü zaten ülkemizden daha karlı hiçbir yer yok. Detayları burada. Türkiye hiçbir zaman iş ve istihdama kayıtsız kalamaz. Bunun kaynağını da sorgulamaz. Sorgulayamaz. Bugün gazetelerde okuduğunuz zenginlere bakın. Kaçına 10 yıl öncesinin gazetelerinde rastlayabilirsiniz? Merak ediyorum. Ünlü avukatsınız. Üniversitelerde dersler veriyorsunuz. İnsan haklarını savunuyorsunuz. En önemli ailelerin hukuk müşavirisiniz. Ama mafyanın da avukatlığını yapıyorsunuz. Bunların hepsini yapıp nasıl saygınlığınızı kamuoyunda yitirmiyorsunuz? Her insanın, en kötünün bile savunma hakkı kutsaldır. Bu kutsiyet beni her zaman saygın kılacaktır. Çünkü herkesin bir gün savunulmaya ihtiyacı olacaktır. Ve herkes ne olursa olsun kendisini savunanın en iyisi olmasını ister. Ben de en iyisiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Buyurun.
Rakamlarla biraz başınızı ağrıtacağım. Ama detaylara girmek istemezseniz bütün her şey dosyalarda detaylıca mevcut. Hayır, her şeyi bilmek istiyorum. Başım üstüne. Bugün burada Türkiye'nin bütün kirli çamaşırlarını konuşacağız. Kimse bizi dinlemiyor, değil mi? Sadece ben sizi dinliyorum. Ben konseyimizin çamaşır makinesiyim. Yani yeraltı dünyasından gelen kaynağı belirsiz kara paranın aklanmasına bakarım. Parayı aklar, sisteme sokarım. Kıyı bankacılığı aracılığıyla mı yapıyorsunuz? Evet. Kıyı bankaları bizim için yeryüzündeki cennetlerimizdir. Vergi yoktur. Küçük banka komisyonları vardır. En önemlisi soran yok. Nedir bunun kaynağı diye. Biz genellikle İngiltere'nin Virgin Adası'nı kullanırız. Bir dönem Güney Kıbrıs'la da çalıştık. Ama şimdi orası Rusların kontrolüne girdi. Kıbrıs meselesinde Rusya bu yüzden Güney Kıbrıs'a destek veriyor değil mi? Evet, aynen öyle. Aklanan paraları ne yapıyorsunuz? Para bir bankanın kasasına girdikten sonra işler kolaylaşır efendim. Ondan sonra paradan para kazanma dönemi başlar. Bunun için öncelikle derin ilişkiler gerekir. Yatırımı nereye yapacağınızı, ilgili ülkelerin, hükümetlerinin neler yapacağını önceden bilmemiz gerekir. Yasal düzenlemeleri, vergi indirimlerini, şirketlerin durumlarını, ilgili hükümetlerin kabinelerinde neler konuşulduğunu öğreniriz. Bizim gurumuz George Soros'tur. Gözümüz, kulağımız ondadır. O nereye gidiyor, ne yatırım yapıyor? Hep onu takip ederiz. O bir efsanedir. Bilirsiniz, 5 yıl önce tek başına koca İngiltere'nin sterlinini yola getirdi. İngilizler devalüasyon yapacak diye elindeki tüm sterlini çıkardı. Soros yapıyorsa biz de hemen yaptık. Piyasada milyarlarca sterlin oldu ve değeri çok düştü. İngilizler ise devalüasyon yapmak zorunda kaldı. Yani Soros bir efsane değil. Soros'a direnmek mümkün değil. Hangi ülke ona direnirse o ülkede yönetim el değiştirir. Elimdeki rapora göre dışarıdan Türkiye piyasasına giren 37 milyar 685 milyon dolar sıcak para var. Evet. Bunun 20 milyar 282 milyon doları borsada. Hı hı. 13 milyar 277 milyon doları hazine bonosunda. Evet. 2 milyar 913 milyon doları banka mevduatında. Evet. Diğerleri de döviz ve eurobond. Evet. Bu dışarıdan geldiği söylenen sıcak paranın ne kadarı bizim? Efendim, aslında dışarıdan gelen sıcak paranın sahipleri büyük oranda bıyıklı yabancı, yani biziz. Türkiye'deki sisteme güvenilmediği için para dışarı çıkarılır ve dışarıdaki bankaların aracılığıyla tekrar Türkiye'ye getirilir. Ondan sonra güvenlik içinde ister borsada oynarsınız, ister hazine bonosu alırsınız. O nedenle IMF yaptığı anlaşmaya yabancı sermayenin başına bir şey gelmemesi şartını koydurmak için Türkiye'ye baskı yaptı. Hangi batmış bankada yabancının sıcak parası kaybolmuştur? Türkiye büyümeyi çok sever. Bu nedenle sıcak paraya ne hayır der ne de piyasada yapacağı tahribiyle ilgilidir. Türkiye dövize doymaz. Para girsin de nasıl girerse girsin. En güzel özelliğimiz bu bizim. Paraya asla hayır demek yok. Diğer yatırımlar? Genelde bizim gibi büyük konseylerin mevduatları İsviçre bankalarındadır. Gerçi İsviçre eskisi gibi değil.
diktatörlerin paralarını saklıyor diye üzerinde çok baskı var. Eski tadı kalmadı. Biz daha çok Lüksemburg'u tercih ediyoruz. Yabancı bankaların Türk lirası cinsinden çıkardığı tahvillere sahip miyiz? Var. 1-2 milyar dolarcık sadece. Elinizdeki dosyada bütün kardeşlerimizin İsviçre, Lüksemburg ve Türkiye'deki mevduatları mevcuttur. Seninki? Hı? Aman canım, benim neyim var ki? Ben paradan değil. Ben parayı kazanmasından haz ederim. Bundan sonra harcamaktan da haz edeceksin. yatırım mı düşünüyorsunuz efendim? Benim talimatım olmadan kimsenin hesaplarında oynama yapmayın. Siz nasıl isterseniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Gazeteden haberleri okudum. İftar ediyoruz. Teşekkür ederim. Gerçi birkaç çatlak ses çıkıyor ama... Önemli değil, onlar olacaktır. Ben çok vaktinizi almayayım. Bütün dosyalar yazılı olarak hazır. Devlet içindeki listelerimiz, günlük para transferlerimiz, iş alanlarımız dosyada mevcut. Dinlemek isterim. Tabii ki. Artık Türkiye'de gümrüklerden silah, uyuşturucu geçirmek eskisine oranla çok düşük. Doğu blokunun dağılmasından sonra çok çeşitli yol alternatifleri doğdu. Kafkaslar ve Orta Doğu'daki karmaşa sürdüğü sürece bize pek ihtiyaç yok. İşsiz kaldığını mı söylüyorsun? İşsiz kalmadık. Ama iplikçinin altında çalışır duruma geldik. Nasıl? Artık para kaçakçılığı yapıyoruz. İplikçinin veya diğer konsey üyelerinin sahibi olduğu veya aracı olduğu paraları kuryelerle, tır veya lüks teknelerle yurt dışına kaçırıyoruz. Yurt dışına çıkan para, örneğin Lübnan gibi bir ülkeye gitmesi gerekiyor ki ülke kaynağını sormasın. Bankaya yatırılıyor, yani sisteme sokuluyor. Sonra o bankadan sahte bir isimle Türkiye'ye getiriliyor. Biz kasalarda, çuvallarda para taşıyoruz artık. Herkesin paraları var dışarıya kaçırıp bankalara soktuğumuz. Önünüzdeki dosyada Türkiye'de hangi holdingin, kişinin, kurumun, vakfın bugüne kadar kaç parası hangi yolla yurt dışına çıkarılmış, hangi bankaya yatırılmış mevcut. Buradan çıkardığımız yata yahut araca sınırdan çıkana kadar kimse müdahale etmez. Sınırdan çıktıktan sonra da daha önce rüşvetini verdiğimiz ülkelerin gümrükleri ya da sahil güvenlikleri müdahale etmez. Burada devletin içinde irtibatta olduğunuz kişilerin isimleri yazılı. Evet. Bürokrasiyle siz mi temasa geçiyorsunuz? Büyük ölçekte Nizamettin Bey temasta oluyor. Ama ben de geçmiş tecrübelerimin de ışığında temasa geçilen isimlerle yakın mesai sürdürüyorum. Kiminle nasıl çalışacağınızı hangi yolla belirliyorsunuz? Benim dönemimde de şimdi de kendi alanında parlak isimler kısa sürede göze çarpıyor. Onlara ulaşmanın yolu belli. Para ve istikbal garantisi.
İnsan kaçakçılığı ile ilgili faaliyetiniz var mı? Alt birimler ilgileniyor bu konuyla. Açıkçası bu konuyla ilgili nasıl bir tavır belirleyeceğimizi bilmiyoruz. İyi bir örgütlenme yapıları var. Yakalanan az olduğu için önemsiz bir mevzu zannediliyor. Ama rakamlar inanılmaz boyutta. Avrupa aslında dolaylı yoldan ucuz iş gücüne sahip oluyor. Dün bunun adı kölelikti. Evet, aynen öyle. Avrupa bir yandan bunu engellemenin yolunu ararken bir yandan da el altından buna göz yumuyor. Avrupa'yı anlamak mümkün değil. Ama bizim ülkemizi anlamak hiç mümkün değil. Türkiye'de başta medya olmak üzere herkes Avrupa Birliği ile ilgili görüşmelerde baş müzakerecinin kim olacağını tartışıyor. Bunun ne önemi var? Önemli olan neyi nasıl müzakere edeceği. Eğer iyi müzakere yapılamazsa bugün Türkiye'nin değerli tüm fabrikaları 3-5 kuruşa gidecek. Yani bunlar Avrupa standardına uymuyor denilecek. Bu işin ekonomik ayağı. Kimse Fransa'nın Avrupa Birliği anayasasına neden karşı çıktığını tartışmıyor. Çünkü Fransa diyor ki ben ulus devletiyim. Ülkemi kantonlara, bölgelere böldürmem. Onların bayraklarının olması benim üniter yapıma ters diyor. Peki Fransa gibi Türkiye'de ulus devleti değil mi? Yarın Diyarbakır'ın, Trabzon'un, Edirne'nin, İzmir'in, Konya'nın bayrağı olacak. Bu üniter devleti yıkmaz mı? Fransa halkı bağırıyor, Türkiye kamuoyundan bu saklanıyor. Neden? Konseyin sizde emanetleri var. Usulü biliyorsunuz. Devir teslim için sizden haber bekledim. Ama emanetleri yollamadınız. Konseyden usullere göre ayrılmadım. Niye usulüne göre davranmamı bekliyorsunuz ki? Heh. Siz Laz Ziya'sınız. Size yakışanı yapın. Siz kimsiniz Kılıç? Yakışanı yaptınız mı? Yaptık. Yaptığımız için ziyaretimiz burada gerçekleşiyor. Kabrinizde değil. Ben o çantayı neden vermeyeceğimi ancak baronunuza açıklarım. Onun haricinde kimse benden zorla bir şey alamaz. Buna cesaret bile edemez. Laz Ziya bu alemden çekilse de usullerini kendi belirlediği şekilde yaşar. Uzun yaşamanızı dilerim. Ya biz de bu işleri hiç beceremeyiz ama. En son ezberi ilk mektepte verdim Sayın Baronum Can Polat. Bizimki daha kolay. İmtihan yok, sözlü yok. Ah, bir müsaade etsen de şu köşede otursam. Samuel kardeşi sınava çektiğinde. Çanta, Hüsrev Ağa'dan bakıyor. Benim yazılı evrakla yaptığım iş yok. Ama çantayı bizim Süleyman'a bir okuttum. Yahu 100 senedir bu memlekette kim hangi hatırla, hangi katırla toz taşımış? Hepsi var. Yahu yolda ne düşündüm? Tozdan bina yapıyorlar. Adını camdan koyup plaze diyorlar. Sana karşı biraz mahcubum. Yahu bu kirve yüzünden işlerle pek ilgilenemedim.
Elimi kolumu bağladı. Çok para kaybettik. Ama inşallah bundan sonra rahatlarız. Dünyada 5 milyon insan uyuşturucu ekimi işinde çalıştırılıyormuş. Doğru mu? Oo, dediğinden çoktur. Çok şükür bizim memleketimizde Afyon sadece il olarak var. Onun da tek beyazı kaymağı. Biz uyuşturucu işinde daha çok aracılık yapıyoruz. Afganistan'ın 5 eyaletinde Helmand, Kandahar, Uruzgan, Nangarhar ve Kunar'da afyon tarlaları vardır. Burada toplanıp kötü şartlarda işlenen mallar 3 yoldan dünyaya yayılır. Birinci yol Rusya üzeridir. İkinci rota İran ve bizim üzerimizdendir. Üçüncü ise Pakistan, Peşaver ve Karaçi üzerindendir. Bu yolların en zoru İran ve Türkiye'dir. Artık bu yollar pek güvenlikli değil. Son 1-2 yılda Türk polisi çok büyük miktarda mal yakaladı. Bu da diğer yolların, özellikle Rusya'nın şansını çok arttırdı. Eskiden bizim profesörler çok iyi eroin üretiyordu. Ne oldu o iş? Artık eski profesörler yok. Güneydoğu'nun ünlü imalathaneleri yok oldu. Şimdileri İstanbul'un varoşlarında bazı imalathaneler var. Ama eskisi gibi değil. Peki Afganistan işgal altında. Uyuşturucu üretiminde azalma olmadı mı? Vallahi o tuhaf sakallı, tuhaf giysili adamlar. Neydi onlar ya? Taliban. Ha, Taliban. Onların zamanında, yani 1996-2000 yılları arasında üretim %95 azalmıştı. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler. Yanlış anlamayın ha, ben değilim. Şimdi yine o rapora göre, yani işgal altındaki Afganistan'da uyuşturucu üretimi %1400 artmış. Amerika Vietnam'da yaptığını yapıyor öyle mi? Uyuşturucu en güzel üniformanın gölgesi altında taşınır. Sayın Baronum Can Polat, ben bu uyuşturucu işinden bıkmışım. Tabii ki yine senin emir ve direktiflerin neyse onu harfiyen yerine getiririm. Ama artık biz bu işi yapan değil, bu işin ayakçısı olduk. Peki ben sana, gel bu beyaz işini senden alıp başkasına devredelim desem? Rahmetlik anamın duası sana yeter. Ne diyeyim? Mazot işine hakim misin? Kara, benim işim. Ben o işin fizik kimyasını hazırlayayım, sana getireyim. Herkes kaçak mazot işine girmiş. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar ünlü iş adamları yapıyor. Hele bir kalantorun adını söylesem, hadi canım demezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kim? Samuel Vanon'u içeri al Abdülay. Abi, bir şey sorabilir miyim? Bu Avrupa Birliği'nin madem hiç hayırlı bir tarafı yok, neden biz oraya girmeye çalışıyoruz? Kimde de hayırlı bir tarafı yok Abdülay. Girip girmemek önemli değil. Avrupa Birliği'nin önerdiği kriterler insanca yaşamak için önemli kriterler. Bizi yönetenler hiçbir zaman egemenliği ve zenginliği halka, vatandaşına vermedi. Şimdi vatandaşın en azından bunu talep etme hakkı var. Bak abi, onun sayesinde bizi yönetenlerden birini sıradan vatandaş olarak kapıda bekletme hakkını sana verdi. Özür dilerim abi.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Siz gelmeden önce televizyonda Nizamettin Bey'i izliyordum. Ceza kanunu mu? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim size anlatacaklarımdan sonra bence Nizamettin Bey'in sempatik çabasının hiç önemi yok. Elinizdeki liste dünyaya hükmeden kuruluşların listesidir. George Soros dışında NED yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nın ki CIA ile içli dışlıdır Gürcistan'daki sivil ağı. CIPDD serbest pazar ekonomisi propagandası için desteklenmektedir. CRICH bilgisayar ve haberleşme olanaklarını artırmak için desteklenmektedir. IWPR, ABD ve İngiliz konukların gezi programları için desteklendi. GUDP siyasal yapılanma için destekler verildi. GAWB, kadınların örgütlenmesi için katkılarda bulunuldu. PRSGP, Saydam Devlet Projesi için desteklendi. CAG, siyasi danışmanlık için destek verildi. PSI, kurulan yeni şirketlere siyasal danışmanlık için katkıda bulunuldu. CCC, insan haklarının geliştirilmesi için desteklendi. Trilater Komisyon. 350 üyesi olan bu komisyon 1973'te David Rockefeller tarafından kurulmuştur. Başkanların üye olduğu organizasyon olarak bilinir. Carter döneminde gücünün doruğuna ulaştı. Biz de o zaman üye olduk Trilater Komisyonu'na. Bilderberg. Dünya hükümeti olarak da bilinir. Soğuk savaş döneminin ürünüdür. 1954'te kurulmuştur. Amerika ve İngiliz hegemonyasını dünyaya yaymayı amaçlar. Adını ilk toplantısını gerçekleştirdiği Hollanda'nın Bilderberg Oteli'nden alır. Üyeleri dünyanın siyaset, finans, uluslararası ilişkiler, ekonomi alanında önde gelen isimlerdir. IMF ve Dünya Bankası yöneticileri değişmez konuklarıdır bu toplantıların. Her daimi üye toplantıya iki kişiyi de getirme hakkına sahiptir. Her sene toplantısı değişik bir ülkede olur, toplantılar ve gizlilik esastır. Konuşmalar dışarıya yansıtılmaz. Aldığı her kararı her ülkeye dayatma gücüne sahiptir. Bu toplantılara katılanların önleri mutlaka açılır. Sadece siyasi kararlar alınmaz. Ekonomik kararların yanı sıra büyük ortaklıklar da buralarda kurulur. Türkiye'den katılanların listesi var mı? Var. Burada en önemli unsur bir adamı dünyanın herhangi bir yerinde bir göreve getirmek için tam teslimiyet şartı aranır.
Bu teslimiyet ihlal edildiğinde şahıs çoktan tarih olmuştur. Ford Vakfı, Carnegie Vakfı, Rockefeller Vakfı, Amerikan İş Adamlarının Örgütü CIPE, George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Rand Corporation gibi think tank kuruluşlarıyla yakın ilişkisi vardır. Bu vakıflar bizdeki vakıflar gibi değildir. Ford Vakfı'nın serveti 3.320 milyar dolardır. Rockefeller'ın 11 vakfının serveti 1.1 trilyon dolardır. Mellon'ların 9 vakfının toplam serveti 372 milyon dolardır. DuPont'ların vakıflarının serveti ise yarım trilyon dolardır. Bu vakıflar sadece demokrasi ihraç etmezler. Aynı zamanda ekonomide de kullanırlar. Örneğin Ford Vakfı'nın en birinci özelliği borç vermesidir. Tabii faiziyle. Üstelik kazancın vergisi de yok. Hem para kazanıyorsun, hem de yardımsever, saygıdeğer gibi ünvanlar taşıyorsun. Amerikan hazinesi NED, yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nı el altından destekler. Bunun yöneticilerinin çoğu eski CIA görevlisidir. Amerika'da vakıf, yani NGO Enstitü, merkez adı altında örgütlenmiş, legalize olmuş kurumlar CIA adına çalışır. NED dün Nikaragua'da, Kolombiya'da, bugünse Venezuela'da işler çevirmektedir. Günümüzde sihirli sözcükler demokrasi, özgürlük ve insan haklarıdır. Bu kılıf altında her şey yapılır. En iyi propaganda, hiç propaganda yapmıyor gibi davranmaktır. Amerika'nın stratejisinde daima zeka vardır. 1990 yılında Amerika, Almanya ve Japonya sanayileri karşısında gerilemeye başlamıştı. Uzmanlar ABD sisteminin çökeceğini öngörüyorlardı. Ama Amerika ne yaptı? Klasik sanayiden, ticaretten uzaklaştı. Stratejik silah sanayine ve başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına yöneldi. 1990'da dünyanın en büyük borçlu ülkesi bugün tüm açıklarını kapatmaya başlamıştır. 10 yıl önce ABD'ye sürekli borç veren Japonya, bugün ABD'nin elinin altındaki enerjiye muhtaç hale geldi. Keza Çin de öyle. Amerika enerji imparatoru oldu. Yakıt, geleceğin dünyasında önemli bir yer tutacaktır. Saptamalara göre petrol, 2020 yılına kadar en önemli enerji kaynağı olmayı sürdürecek. Bu nedenle petrol ve petrol boru hatları güvenliği önemlidir. Petrol rezervinin neredeyse yarısı Orta Doğu ve Kafkasya'dadır. Ve Amerika bu nedenle sınırlarını artık Orta Doğu'dan ve Kafkasya'dan başlatmakta. Bu birikime kaç yılda ulaştınız? Neredeyse Amerika'nın tarihiyle yaşıt. Ben, babam, babamın babası, babamın babasının babası ve onun babası. Peki sizden sonra? Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. Benden sonra nasılsa dünya eskisi gibi olmayacak. Benim bildiklerimi çocuğumun bilmesine gerek olmayacak. Dolayısıyla çocuğa da gerek olmayacak. Bütün toplantı boyunca ne düşündüm biliyor musunuz Samuel? Sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu.
İyi ki varsınız. Ya sen hoş gelmişsin Bekir ağa. Hoş bulduk. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Namınıza değer büyük iş yaptınız. Dediğiniz gibi sizinle tanışmak geç oldu ama bence en güzel günde oldu. Buyurun. Sizin konseyinizin neredeyse tamamı bizim çok eski arkadaşlarımız. Ama yine de yıllardır karşı tarafta bulunduğumuzdan ötürü bir rahatsızlık olmayacağından emin misiniz? Bizde tek ses, tek yumruk var Bekir ağa. Rahatsız olan doktora gider, ilacını alır gelir. Ne rahatsızlığı? Dostlarımızın sizi kabullenmesinden yana bir kaygımız yoktur. Sadece sizin hayatınız hususunda bir endişemiz olur. Bu endişemizin kaynağı Tilki Andre'dir. Orası öyle. Her ne kadar ağız kalıdan günaha kadar haz etmese de intikam almak isteyecektir. Bunu engellemek üzere her şeye hazırız. Ben size bir süre uzaklarda bir yerde, güvenli bir yerde dinlenmenizi tavsiye ederim. Benim de düşüncem bu şekildedir. Mekan ayarlamamızı ister misiniz? Ben bir tane ayarladım. Sizin bile bilmediğiniz bir yer ayarladım. Öyle bir yer yoktur. Ama Bekir ağa, hiciv yapıyorsan yeni eskiyi bozar. Biz eski toprağız Halil İbrahim'a. Tilkinin kurdu yediği nerede görülmüş? Müsaadenizi rica ediyorum. Yolumuz uzun. Estağfurullah. Bir şeye ihtiyacınız olursa size nereden ulaşabiliriz? Ben size ulaşırım. Peki. Kendinize iyi bakın. Ben seni geçireyim ağa. Sen o merdivenleri bu göbekle nasıl çıkacaksın? Senin bu ayakla çıktığın her yere çıkarım.